suratoru. Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Bosmanlıoğlu hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam buna benzer sorular daha önce de sorduk ama önemine binaen bir kere daha sormakta fayda var. Bir de farklı bir yönünü tabii anlatabilirseniz veya biz ona göre soralım. Şimdi tevazu güzel bir şey ve tavsiye ediliyor. Dinimiz diyor ki Müslümanlara tevazu üzere olun. Yani ne kibir halinde olun ne de zillete düşürün kendinizi. Ama bazen öyle insanlarla karşılaşıyoruz ki her önüne gelene tevazu gösteriyor, her önüne gelene tevazu ediyor. Yani karşısında bir çocuk görse ona bile te tevazu gösteriyor. Şimdi bu da hoş bir şey değil ama yani bakınca öyle değil mi? Yani kendini biraz daha aşağı duruma düşürmüş oluyorsun. Evet. Ondan sonra karşıdaki insanlar, o çocuklar seninle dalga geçecek. Adama bak ya filan diyecekler. Şimdi bunun ortasını yani dengesini <laughs> tutturabilmek için nasıl davranmak lazım? İslam i̇şte alemleri, İmam-ı Hazretleri olsun, Muhammed Halimi Hazretleri olsun anlatırlarken buyuruyorlar ki orada bir şey dikkat çekiyor. Ondan sonra konu da daha iyi anlaşılıyor. Tevazu sahibi olmak ifadesini hmm. kullanmışlar. Bir de tevazu yapmak ifadesini kullanmışlar. Hmm. Tevazu sahibi olmak tevazu yapmak. Peki, arasında ne fark var? Tevazu sahip olmak otomatik olarak hal halinde. O ondan kendiliğinden çıkıyor artık. Ve karşıdaki onun tevazu, o halini gördüğü için otomatik olarak ona saygı gösteriyor. Karşıdaki de saygı gösteriyor. Bu tevazu yapmak için falan gayret sarf etmiyor. Karşıdaki de rahatsız olmuyor. Hayır, rahatsız olmuyor. Onun Batmıyor yani. Batmıyor, evet. Evet, işte, estağfurullah. Evet, 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 evet. Sırıtıp duruyor yani. Her tarafından akıyor yani. Her taraftan okuyor. Ucu, ziya, kibir, hepsi aynı şekilde şey yapıyor. Yani bir yerde bir menfaat var. Ya da kendini mübarek göstermek istiyor. Edepli göstermek istiyor. Ya bir yerde yaptığı tevazu yapmak hatta daha da beteri. Bu hal demin de sizin ifade ettiğiniz gibi zillete gider. Tezellül İslam ahlakı değildir. Tezellül zillet. O kökten geliyor. Tezellül kibir İslam ahlakı olmadığı gibi zillet de İslam ahlakı değildir. Bunun ortası tevazudur. Hatta kitaplarda bir ifade geçmiş de dilencinin o halini, ezik halini tevazunun yüksekliği olarak gösteren var ki bu ahmaklıktır ve yanlıştır buyuruyor. O zillettir, tevazu değildir o. Niye? Üç kuruş menfaat için aynı şekilde el pençe duruyor. Tevazu o değildir. Tevazu başkasına tepeden bakmamak. Kendini de ezdirmemek. İtibarını da yok etmemek e, ee, güzel huylar bunun sağ ve solu tehlikelidir. Mesela tevazunun bir tarafı kibir, bir tarafı zillet, tezellüldür. Kibir nasıl kötülenmişse zillet, kendini aşağı göstermek, zelil, hakir, perişan göstermek. Hani bazen böyle şey, efendim ben perişan, ben hakir, ben zelil falan filan diye başlıyor falan. Tamam mı? olmuşsun zaten sen. Sen ne olmuşsun? Yani ne yapmak istiyorsun? Tevazu mu göstermek istiyorsun? Ha tevazu yapmak istiyor. Sırıtıp duruyor. Ya karşı, taraf, karşı taraftakini zaten rencide ediyor bu. Karşıdaki de bıyık altından gülüyor. Ha, gül, e, sen, şey senin yapıyor senin falan. senin içini biliyorum der gibi. Ee, mesela e, Evliya-i hayatlarını okuyoruz falan. Şeyde e, bakıyorsun estağfurullah kardeşim biz nasıl bilebiliriz ki falan diyor okurken bile aynı şekilde o zatın o meseleyi bildiğini o meseleyi bildiğini ama tabii olarak o hal kendisinden zuhur ediyor. Allahu kudretini, azametini, ilim sıfatının altında ezildiği için otomatik olarak şey yapıyor. Hal olarak, bunu yapmacık olarak, senaryo olarak hazırlayayım, yapayım öyle bir şey yok. Tabii olarak zuhur ediyor bu. Tabii olarak zuhur ettiği için karşıdakine otomatik olarak saygı gösterme fikrini, düşüncesini otomatik olarak aynı şekilde harekete geçirtiyor karşı tarafa. Dolayısıyla batmıyor kimseye. Ve gayri ihtiyari ona hürmet ediyorsun. Bütün mesela evliya-i kiram, İslam alimleri, ehli sünnet âlimleri baktığımız zaman kitaplarında falan hep hocalarını ön plana sürüyorlar. Değil mi? Yani hiç kendisinin derecesi belki hocasından yüksek o da olabilir. Mesela i̇mam Rabbani İmam Hazretleri. İmam Rabbani Hazretleri ama hep hocasından bahsediyor. Biz bunları hep hocamıza borçluyuz diyor. Bu bilgileri ondan aldık diyor falan. Hepsinde aynı şey var. Bu tevazu kimseyi de rahatsız eden bir şey değil ve onu da yükseltiyor aslında. Şimdi eee Erlüsun çok güzel izah etmişler Mustafa e, Bey. Hatta e, bir zat böyle elinde e, hani diyelim ki bugün e, televizyon kumanda aletleri var ya. Böyle şöyle uzun olanlar var siyah. Onun, şey. gibi şey. ha, onun gibi bir şey. Onun gibi bir şey. Hani onun gibi diyelim biz misal verirken işte insan öyle simsiyah bir varlıkmış ona sonradan ki verilen akıl, zeka, ondan sonra diğer kabiliyetlerin hepsi monte edilmiş. Yani diyorlar emanet. Emanet. E dolayısıyla e, hakiki alimler, ehl-i sünnet ve tasavvuf büyükleri, evliya-i kiram kendilerinde bulunan şeyin doğdukları zaman olmadığını, sonradan geldiğini da emanet olduğunu. Onun için bu benim demiyor. Ben demiyor onun için. Ben de hocamdan öğrendim. Ben üstadımdan öğrendim. Mesela eshabı Hazreti Efendilerimiz e, çok kullanıyorlar o ifadeyi. Çok sevdiğim bir gün gördüm böyle yapıyordu. Çok sevdiğim bir gün buyurdu ki, çok sevdiğim bir gün işte mescitte namaz kıldır namaz kıldırdıktan sonra döndü e, cemaate buyurdu ki, hep öyle anlatıyorlar. E, sen bir şey bilmiyor musun? Çok sevdiğinle böyle duydum diyor. Böyle gördüm diyor. Başka bir şey demiyor. Onları aziz eden, onları yükselten ha peygamberimizden gördüler, işittiler. Aynen ittiba ettiler ona. Onun içinde yükseldiler. Ben peygamberi gördüm, sen kimi gördün falan filan diye havalanmadılar yani. Ya. <laughs> Hiç birisinden de böyle bir şey duymadık. Böyle bir şey duymadık. Böyle bir şey duymadık. Ama şimdi bakıyorsun falan bu kibir. Bu kibir. Ben işte İstanbul'un en büyük kurallarından okudum. Sen nerede okudun diye başlıyor. Oha. Kibir. Ben filanca üniversiteyi bitirdim. Sen nereyi bitirdin? Evet. Öbürse şey geçeyim. E, acizane, fakirhane işte efendim, e, kolunuz, köleniz falan filan. E, bu da zillet. Bu da berbat, bu da berbat. Evet. Bu da kötü huy, bu da kötü huy. Kibir de kötü huy, zillet de kötü huy. Ortası tevazu. Ortası tevazu. Kendini başkasından hani şey yapmayacaksın, üstün görmeyeceksin, kibirlenmeyeceksin. Ama ezdirmeyeceksin de. Aşağıda görmeyeceksin. Aşağıda görmeyeceksin. O yanlış o yanlış o. Siz girişte bir misal verdiniz. Mesela öğretmen. Estağfurullah çocuklar ya. Ne iş yapıyorsunuz? Oturun çocuklar falan. Siz daha iyi biliyorsunuz çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> çocuk Dese. Ya. Ne diyor bu ya? <gülüyor> 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 değil mi? Madar olur yani. Maskar olur. Güya tevazu yapmaya çalışıyor. Zillet bunu yaptı. Olur mu öyle şey? O çocuk aynı şekilde onu bir şeyler biliyor. Kendisine bir şey öğretecek diye. Onun vekarını koruması lazım. Kibirlenmesi lazım değil. Çocuklar siz ne bilirsiniz? Siz hepiniz cahilsiniz. Ben size adam edeceğim. Bu da kibir. Bu da yok. Ne diye bakacaksın? Allah-u Teala'nın kulları, genç, çocuk, gelmişler bunlar. Sen de Allah rızası için vermişsin. bunları aktaracaksın. Vakarını koruyarak, itibarını koruyarak, ilmin de vakarını koruyarak o çocuklara aktaracaksın. O çocuk da otomatik olarak sana saygı gösterecek. Otomatik olarak saygı gösterecek. E, dolayısıyla... E, dolayısıyla e, bir kimse e, efendim işte kitaplarda yazıyor ben herkes kendisini en aşağı derecede görmesi lazım falan filan. E, o öyle değil o. O öyle değil. Mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi zatlar bu fakir diye ifade kullanıyorlar. Halbuki kitaplarda buyuruyor ki tasavvufta fakir muradı olmayan yani allah Teala'nın rızasından başka dileği olmayan demektir. Bizim gibi cahiller bu fakir deme hakkına sahip değiliz. Değiliz. Yakışmıyor da bize. Sırıtıyor. Yani. Sırıtıyor. Ama i̇mam Rabbani Hazretleri gibi zatlar, bu fakir, Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri gibi zatlar bu fakir dediği zaman e, bir şey oturuyor yerli yerine. Bir şey oturuyor. E, dolayısıyla e, hani büyüklerin kullandığı bazı kelimeleri efendim teberrüken kullansak falan ya teberrüken de değil. Teberrüken değil. Yani e, bir tarif yapılmış edebi bir çok tarif yapılmış. Edeb haddini bilmek. Tevazu da haddini bilmek. Sınırlaşmamak. Cenab-ı Hakk'ın kendisine verdiklerini aynı şekilde doğru olarak anlamak, insanlara tepeden bakmamak, kendini de ezdirmemek. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir sünneti ayakta tutmak veya bir bid'ati yok etmek için ümmetime bir hadis nakleden cennettedir. Ya Allah, ya Allah, Allah Allah Allah. Ya Allah, ya Allah, Allah Allah Allah. Ya aklı fikriler. Kamunun derdine Allah, derman Allah, Allah, bulunur ya Şu benim derdime Allah, derman bulunmaz Ya Allah, ya Allah, 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 Allah Ya Allah, ya Allah, 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 Allah Aşkın pazarı

Tam ilmihal, i ebediye. Din alimi olmak için edebiyat ve fen üzerinde fen ve edebiyat fakültelerinden diploma almış olanlar kadar bilgi sahibi olmak, Kur'an-ı Kerim'i ve manalarını ezberden bilmek, binlerle hadisi i şerifi ve manalarını ezber bilmek, İslam'ın 20 ana ilminde mütehassıs olmak ve bunların kolları olan 80 ilmi iyi bilmek, dört mezhebin inceliklerine vakıf olmak, bu ilmlerde içtihat derecesine yükselmek, tasavvufun en yüksek derecesi olan vilayet-i hassa-i Muhammediye denilen kemale yetişmiş olmak lazımdır. Böyle bir alim şimdi nerede? Şimdi din adamı tanınanlar, mükemmel Arapça bilenler acaba bu büyüklerin kitaplarını okuyabilir ve anlayabilir mi? Şimdi böyle bir alim meydana çıksaydı kimse dine saldıramaz, hayasızca iftiralar savuran kahramanlar kaçacak yer arardı. Eskiden medreselerde, camilerde zamanın fen bilgileri de okutulurdu. İslam alimleri fen bilgilerini öğrenmiş olarak yetişirdi. Avrupalılar fen bilgilerinin çoğunu ve hepsinin temelini İslam kitaplarından aldı. Avrupalılar dünya tepsi gibi düz, etrafı duvar çevrili zannederken Müslümanlar yer küresinin yuvarlak olup döndüğünü buldular. Şerh-i mevâkıf ve Marifetname kitapları bunu uzun yazmaktadır. Musul ve Diyar-ı Bekr arasındaki Sincar sahrasında meridyenin uzunluğunu ölçtüler ve bugünkü gibi buldular. 581 miladi 1185'te vefat eden Nuruddin Batruci rahmetullahi teala aleyh Endülüs İslam Üniversitesi'nde astronomi profesörü idi. El Hayat kitabında bugünkü astronomiyi yazmaktadır. Galile, Kopernik, Newton dünyanın döndüğünü Müslüman kitaplarından öğrenip söyleyince bu sözleri suç sayıldı. Galile papazlar tarafından muhakeme edilip hapsolundu. Tanzimata kadar medreselerde fen dersleri okutuluyordu aydın din adamları yetişiyordu. Dünyaya önderlik ediyorlardı. Fen dersleri kaldırılınca, keşfler, buluşlar da durdu. Batı, doğuyu geçmeye başladı. Bugün, dinimizi, o büyük alimlerin kitaplarından okuyup öğreneceğiz. Din bilgileri, ehli sünnet alimlerinden veya bunların kitaplarından öğrenilir. Keşf ile İlham ile ilm elde edilmez. Bunların kitaplarını okuyan hem ilm öğrenir hem de kalpleri temizlenir. Abdülaziz Dirini rahmetullahi aleyh. Bu zat buyuruyor ki bir gevşeklik ve gaflet içinde yaşıyorlar insanlar bugün hayret uyanmamız lazımdır. Acele bu gafletten. Yoksa olmaz kurtuluş ebedi felaketten. İbadetten kaçmanın iki sebebi vardır. Biri İslamiyete kesin inanmamaktır. İkincisi İslam'a inansa da faraza pek önem vermemektir emirlere, farzlara yani bu emirleri mevki sahibi olan kimselerin emrinden hafif görür çok insan. Her iki sebeple de ibadetten kaçınmak mümine yakışmayan kötü bir haldir ancak. Zira iman etmenin işareti bir tektir. O da ibadetleri yerine getirmektir. Nitekim Resulullah açıkça tekrar tekrar o sonsuz azapları bildiriyor aşikar. O sadık ve emindir. Söylemez asla yalan. O hak söyleyicidir. Doğru söyler her zaman. Şimdi bazı insanlar ona inanmıyorlar. Yahut inansalar da hiç önem vermiyorlar. O halde o resule bir yalancıya olan güven dahi olmazsa nasıl olur o iman? İmanım vardır demek insanı kurtaramaz. Dinin emirlerine uymak da lazım esas. Öyleyse ey Müslüman, eyle hemen istiğfar şehadeti söyleyip iman et şimdi tekrar. Biri ona sordu ki, iman ile dünyadan gitmek için acaba ne yapmalı Müslüman? Buyurdu, bunun yolu en son Allah demektir. Son söz Allah olmazsa, o zaman felakettir. Adam bunu öğrenip gidiyorken evine, çağırdı o adamı yanına tekrar yine. Buyurdu ki, Evladım, öğrendin cevabını. Ne zaman anacaksın peki Allah adını? Dedi ki, son nefesim gelince, işte o an, hemen Allah demeye başlarım ben o zaman. Buyurdu, ne zamandır, o dediğin son nefes? Dedi, Allah'tan başka onu kimse bilemez. Buyurdu, şu anda da gelebilir mi yani? Dedi, hiç belli olmaz, gelebilir tabi. Buyurdu, şimdi ecel gelebilir diyorsun. Niçin Allah demeyi sona bırakıyorsun? Şimdiden acele et. An Rabbinin adını. Belki ölebilirsin. Ne beklersin yarını? Ecel öyle aniden gelebilir ki evlat, bir kez Allah demeye bulunmaz belki fırsat. Öyleyse sen şimdiden başla Allah demeye. Belki olmaz zamanın son anda söylemeye. Şevahidin Nübüve Peygamberlik Müjdeleri Üsame bin Zeyd radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccına giderken yolda bir kadın önüne çıktı. Kucağında küçük bir çocuk vardı. Selam verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durdu. O kadın, Ya Resûlallah, bu çocuğum doğduğundan beri, onu bir şey tutuyor ve çok zahmet veriyor, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek ellerini uzatarak, kadından çocuğu aldı. Mübarek ağzının suyundan, çocuğun ağzına koydu ve, Ey Allah'ın düşmanı, çık! Ben Resulullahım buyurdu. Sonra çocuğu annesine verdi. Bundan sonra söylediğin sıkıntı olmaz, buyurdu. Veda Haccı'ndan dönerken o kadının bulunduğu yere ulaşmıştık. O kadın bir koyunu kebap yapıp getirdi. Ya Resulallah, ben sıkıntıdan kurtardığınız çocuğun annesiyim, dedi. Resulullah, çocuğun hali nasıldır diye sordu. Kadın, sizinle ilk karşılaştığımız günden beri hiç sıkıntı çekmedi," dedi. Üsame radıyallahu anh şöyle nakleder: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, "Ey Üsame, o koyunun bir kolunu ver." buyurdu. Verdim. "Sonra bir kolunu daha ver." buyurdu. Verdim. "Tekrar ey Üsame, bir kolunu daha ver." buyurunca ben ya Resulallah, bir koyunda iki koldan fazla olmaz dedim. Eğer böyle söylemeseydin, her elini uzattığında, o koyunda biz istedikçe, devamlı bir kol daha bulurdun, buyurdu. Sonra, ey Üsame, çevreye gidip bak. Kazaya hacet için, tenha bir yer var mıdır, buyurdu. Çevreyi yoruluncaya kadar dolaştım ne insanlar arasından çıkabildim ne de tenha bir yer bulabildim. Geri dönüp durumu Resulullah'a bildirdim. Hiç ağaç ve taş gördün mü diye sorunca Evet bir yerde üç hurma ağacı ve diplerinde de birkaç taş gördüm dedim. O ağaçların ve taşların bulunduğu yere git ve Allah'ın Resulü birleşmenizi istiyor de buyurdu. Gidip aynen söyledim. Onu insanlara hak peygamber olarak gönderen Allahü Teala için o ağaçlar köklerinden sökülüp toprağa yararak sıçraya sıçraya bir araya geldiler. Sanki hepsi bir tek ağaç gibi oldular. Taşlar da birbirlerinin üzerine çıkarak bir yerde toplanarak duvar oldular gelip durumu Resulullah'a bildirdim. Su getir buyurdu. Hemen suyu hazırlayıp onlardan evvel götürdüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest aldı. Sonra çadıra geri geldi. Ey Üsame, o ağaçlara ve taşlara Allahü Teala'nın Resulü geri yerinize gitmenizi istiyor. Yerlerinize gidiniz diye söyle buyurdu buyurduğu gibi söyledim. Resulullah'ı insanlara hak peygamber olarak gönderen Allahü Teala hakkı için her birisinin sıçrayarak önceki yerine gittiğini gördüm. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıhhatte olduğu günlerde buyurdu ki: Hiçbir peygamber cennetteki makamını görmeden dünyadan gitmez. Onu muhayyer bırakırlar. İsterse cennete kavuştururlar, isterse sıhhate kavuştururlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son hastalığında mübarek başını benim dizime koymuştu. Bir an gözünü evin tavanına dikti. Sonra Allahümme er-Refikul buyurdu. Anladım ki Refikul Ala'yı seçti. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem son sözü bu oldu. İbn Mesud radıyallahu an şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından bir ay önce bizi Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha ve an ebiha evinde topladı. Bize hayır dualar yaptı ve vasiyetlerini bildirdi. Allahü Teala bizim üzerimize bizden sonra halife verdi buyurdu. Biz rıhletiniz ne zamandır diye sual ettik. Eshabımdan ayrılıp Allahü Teala'ya kavuşmak cennette olmak zamanı yaklaştı.'' buyurdu. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere İstanbul Sirkeci'deki Gülhane Parkı'nın kapılarının hemen karşısındaki giriş kapılarının Zeynep Sultan Camii hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Birkaç bölümdür sizlere zaten dışından dışından anlatıyorduk. Şu anda iç avlusuna girdik. İç avluda bir şadırvan olması lazımdı. Şu anda şadırvan göremiyoruz. İhtimal ki zaman içerisinde bunlar değiştirildi. Son cemaat yerlerinin böyle kapalı olan kısımlarını ee, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz yaptığı restorasyonlarla açıyor. Orca haline getiriyor. Onun için de müteşekkiriz. İnşallah burası da öyle olur. Caminin içi zaten bugünkü cemaate yetiyor. Ayrıca bir camakanla tarihi özelliğinde bozmaya gerek yok. Şimdi ben caminin son cemaat yeri içine gireceğim. Oradaki taç kapıyı ve üzerine kitabı anlatmaya çalışacağım. Son cemaat yerinin iç kısmına girmiş bulunuyoruz. Hemen arkamda caminin taç kapısı var. Son cemaat yerinde dört tane bazalt sütunla güzel bir görüntü meydana gelmiş. Sütun başlıklar olsun, sütun dipleri, kaideler olsun güzel bir haldedir. Sade yani, sade yapılmış. Çok böyle incelikli işlerle uğraşılmamış. Beş bölüm kapalı yer var. Bunun ortadaki olan bölümü kubbeli, diğerleri ise beşik tonos şeklinde yapılmıştır. Sağ taraftaki olan kısımda bir minareye çıkış kapısı konmuş. Yani son cemaat yerinden minareye çıkış yapılmış. Bir de burada efendim bir mihrabiye var ki son cemaate gelenler eğer aralarında e, cemaatle namaz kılmak isterlerse imamın e, geçeceği yer belli olsun diye. Şimdi döndük taç kapıya. Taç kapı çok güzel bir mermer tablo şeklinde sade olarak yapılmış. Hatta sövelerdeki şu güzelim eee kabartmalarda her camide rastlanan cinsten değil, bazı Mimar Sinan'ın yaptırdığı camilerde var. Burada da aynı şekilde bunun bir kardeşi var. Böyle insan eli gibi bir şey koymuşlar ama tabii eli temsilen değil. Üzerindeki kemerin ortasında bulunan kilit taşı renkli taştan seçilmiş. İhtimal sonradan onarımla da konmuş olabilir bu. Öyle bir havası görünüyor. Hemen üzerinde de dikdörtgen bir kitabe var, maalesef kitabede boyanmış tabi, ee, üzerindeki e, tarihine göre de 1769'larda bu caminin inşa ettirildiği görülmekte ki zaten Zeynep Sultan hanımefendi 1774'te Kaynarca Anlaşması'nın yapıldığı sene vefat etmiş, yani vefatından 5 sene önce bu camiyi ikmal ettirmiş. Kapı kanatları sonradan yenilenmiş efendim. Bazı hasarlı durumları olmuş. İşte hem vakıflar hem cemaatten bazı hayırsever kimseler bu tip onarımlara baş tutmuşlar. Şimdi içeri giriyoruz efendim. Zeynep Sultan Camii'nin harim kısmına girdik. Girer girmez bizi bir alt ve üst mahfiller karşılıyor. Bilhassa üst mahfilin kıbleye doğru dönünce sol köşesinde hemen benim karşımda olan köşede çok güzel, şirin, kibar ve küçük bir hünkar mahfili niyetine de bölüm yapmışlar. Hem alt süslemeleri güzel, taban süslemesi alttan yukarı baktığımız zaman ışın demet haline gelmiş. Hem de etrafındaki ahşap şebekeler çok güzel işlenmiş. Onun hatırasına ve hatırına bu taraftaki korkuluklar da ona uyum sağlamış. Onlar da güzel olmuş. Yani sıradan bir korkuluk gibi durmuyor. Camiler anlatırken ben de sağdan başlıyorum. Başladığımız zaman böyle hemen şurada e, sağ tarafta minber geliyor önümüze. Ağaç oymacılığının çok ince sanat olarak değilse de e, güzel bir örneği. Tabi boyamışlar, yaldızlamışlar, çeşitli renkler katmışlar. Artık onlar için ben bir şey... Demiyorum. Demek de istemiyorum. Hemen oradan geçtiğimiz zaman fazla çukur olmayan bir mihrap var karşımızda. Mihrabın üzerindeki küllema e, dehale yazısı e, mermere kabartma olarak yapılmış bazı seyircilerimiz soruyorlar işte bu külleme olacak yoksa daha başka bir şey mi olacak şeklinde. Bu hususta bir bilgiye rastlarsam herhangi bir çekimde onu da sizlere programda anlatmak isterim. Mihrabın iki yanında şamdanlar var ama tabii şamdanlarda bugün elektrik yanıyor. Vaaz kürsüsü mutlaka var. Çok güzel. Eskiden yapılmış bir vaaz kürsüsü, sade yapılmış, güzel. Pencerelerin iç ve dışı tamamıyla beyaz mermerden sövelerle dolanılmış, o da binaya güzel bir sağlamlık vermiş. Önde mihrabın olduğu yerde kubbe devam etmiyor, kubbe tepemizde tek, ortada 12 metre çapında bir kubbe ki bayağı büyük camilerde ancak bu çapa ulaşılabiliyor. Dolayısıyla kubbe mihrab önündeki şu çıkıntıya kadar varmıyor, orada kesiliyor. Orada bir kemerle sivri kemerle kapatılmış ki bir manada Bursa kemeri diyeceğim ama Bursa kemerleri tabii çok sivri olmuyor. Yani mihraba yakın olan üç saflık yer bir yarım kubbe ile geçiştirilmiş. Ve bu yarım kubbenin de hemen en üstüne bir pencere konmuş. Kubbelere pencere pek konmaz. Kubbe kasnaklarına konur. Çünkü kubbeler bayağı yük taşır efendim. Ve vitraylar da var ama binanın bulunduğu yer artık ağaçlar da çok büyüdüğü için ışığı kestiğinden vitrayların günün her saatindeki değişkenliğini de göremiyoruz. Ayrıca her köşesinde böyle tam yarım kubbede değil, kubbe kubbede değil öyle bir düzen yapılmış. Yani yarım kubbeyi andırıyor ama köşeye getirildiği için yarım kubbeliği biraz değişiyor. Yumuşatılmış orası ve onun üzerine de iki pencere konmuş. Böyle yarım kubben üzerine iki pencereyi bendeniz sadece bu camide görüyorum. İki tane iki yanda birer tane ortadaki yarım kubbede de yine bir tane e, şey var e, yuvarlak pencere konmuş ve vitraylı cam süslemesi. Efendim Zeynep Sultan'ın hayatı ile ilgili de birkaç bilgi sizlere vermeye çalışayım. Bu camiyi yaptıran baniyesi olan 3. Ahmet Han'ın kızı Zeynep Sultan bir ismi de Asime idi efendim. Zeynep Asime Sultan idi. 1728'lerde doğmuş. Yani babasının tahttan çekilmesinden istifasından iki sene önce doğmuş. Önce Mustafa Paşa ile nikahlanmış. İhtimal ki Mustafa Paşa vefat ettikten sonra Melek Ahmet Paşa ile nikahlanmış ve 1774'te de vefat etmiş. Zeynep Sultan'ın kabri caminin kıbleye doğru döndüğümüzde sağ tarafında Sıbyan Mektebi ve medresesin olduğu bölümde Sıbyan Mektebi'nin hemen duvarının dibinde en yüksek zemine hazire konmuş. Üç bölüm haziresi var efendim. Bir alttaki, önceki bölümde gösterdiğimiz dış avludaki hazire, bu tarafta da iki kad kademeli hazire var. En üst kademede mezar taşının üzerinde de göreceksiniz. Efendim bugünkü yazıyla Zeynep Sultan yazılmış. Yani bu caminin baniyesi, bu araziyi vakfeden insanın kabir taşı maalesef buradan gitmiş orijinali. Sonra da ayıp olmasın diye sonra gelenler böyle bir taş hazırlatıp biraz da böyle el yazısı gibi yazdırmak suretiyle süslemişler güya. Onu yaptırmışlar. Peki bu üçüncü Ahmet Han kimdi? 3. Ahmet Han 1703'de padişah oldu. 1730'da zorla istifa ettirildi. 1736'da istifa ettikten sonra 6 sene daha yaşadı. 36'da da vefat etti. Rahmet oldu. Allah rahmet eylesin. Onun devrine Lale devri diyorlar bir böyle şeyi aşağılamak için lale sülale gibi lafları kullanan insanlara da rastlıyoruz. Bu böyle aşağılanacak bir devir değil. Osmanlı mimaride belki de zirveye o dönemde çıktı. Sanatta o dönemde çıktı. Matbaa ilk defa Osmanlı e, devletine girdi ve kitaplar artık matbaada basılmaya başladı. Hem de matbaaya sarayında yer verdi efendim. Saltanatları zamanında büyük fetihler oldu. Akıllı, fazıl, şair, münşi, hattat, hayır işlemeye çok istekliydi ve hayır işlerdi. Çocuklar da öyle yetiştirdi. İşte Zeynep Sultan'ın işlediği hayrı da görüyoruz. Topkapı Sarayı'nın girişindeki 3. Ahmet Çeşmesi'ni yaptırmıştır. Alnındaki yazıyı da tarihi Sultan Ahmet Cari Zebani Lüle'den aç besmele ile iç suyu Han Ahmet'e eyle dua yazısını da kendi yazmıştır, kendi hattıdır. Taş ustası da onu kabartma şeklinde yapmıştır. Ayrıca iki yazısı daha var Topkapı Sarayı'nda 3. Ahmet Han'ın. Birisi Arz Odası'nın sağındaki kapı üzerindeki yazı. Bir de e hırka saadet dairesinin kapsın üzerindeki la ilahe illallah yazısı 3. Ahmet Han'ın bizzat el yazısıdır. Bunu vesika olarak araştırmacı dinleyicilerimiz bir yerlere kaydederlerse iyi olur. Çünkü padişahların hatıralarını böylece bir yerlerde biriktirme hevesinde olanlar ra hiç olmasa yardım etsin diye söylüyorum. Purut kenarında koca Rus çarlığının ordusunu Baltacı Mehmet Paşa'nın komutasındaki Osmanlı ordusu bataklıklara hapsetti. Kıpırdayamaz hale geldi. Değil savaşmak, harp edecek halde değildi ki Baltacı Mehmet Paşa'nın ordusundaki yeniçerilerin hepsi de disiplinsiz bir vaziyetteydi. Ve Ruslara saldırıp kendi başlarına savaş kazanmak için. Yani serkeşlik ediyorlardı efendim. Açıkçası serkeşlik ediyorlardı. Mora yani Yunanistan'ın tamamı onun zamanında fethedildi. İran'ın dörtte birine yakın yeri yine 3. Ahmet Han zamanında fethedildi. İsveç Kralı Demirbaş Şarl, Poltova Savaşı'ndan sonra memleketine gidemedi. Hayatını koruyabilmek için Osmanlı'ya iltica etti. Osmanlı devlette de bunu kabul etti. Yani İsveç'in bir kralı Osmanlı Devleti'ne hayatını emanet etti. Onu Tekirdağ'da bir yerde efendim e, bulundurdular İsveç kralını. Tabii kral pek dik başlı bir şeydi. Yani kendisini böyle gözaltına alınmış veya tevkif edilmiş bir mevkuf gibi görmek istemiyordu. Halbuki onun hayatını korumak için mecburen Mehmetçik etrafında birkaç çemberle güvenlik tedbirleri almıştı. O da canım istediği zaman balkona çıkarım, canım istediği zaman sokağa çıkarım gibi böyle yaptıkça askerler tabii no no demeyi öğrenmişler ancak daha gerisini bilmiyorlar Osmanlı askeri. Demirbaş dinlemiyor, şaşırmışlar. Yani adama tüfek doğrultsalar olmaz, doğrultmasalar olmaz. Sonra kendi aranda buna bir at koymuşlar efendim. Bu adam kafası demirden demişler. Demirden. Demir Demirbaş denmesinin sebebi Osmanlı askeri koydu bu adı. O da Demirbaş Şarlın inadından. Efendim Lale Devri eğlenceleri işte kaplumbağaları yarıştırmak, e, sırtlarına mumlar yapıştırmak olmaz böyle şeyler efendim. Bunları yapan kimse şu başarılara imza atamaz. Matbaayı kuramaz. Bir sürü de hayır eserleri olmuştur. Kağıthane bölgesinde bin civarında ahşap köş vardı ki bugün Osmanlı Devleti'nin elinde o 1730 ihtilalinde yakılmasa da bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin elinde olsaydı Osmanlı'da kalsa da sonra Türkiye Cumhuriyeti intikal etseydi Türkiye dünyanın turizmde bir numarası olurdu. Efendim Eyyubi Ensari Hazretlerinin radiyallahu anh türbelerinde kendi el yazılarıyla yazılmış levhaları kendi elleriyle astılar. Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere ve Harem-i Şeriflere e, bu şekilde tuğralarıyla tuğralarını oralara resmetmiştir. Birinin ketebesinde diyor ki bu tuğraların Şefil şefi'il müzdibinsin sehi iklimi ma evha hadisi pakine Sultan Ahmet eylemiş tuğra şeklinde güzel de şairliği varmış. Efendim rahmetliyi çok anlatmak istiyorum. Hakikaten Ebu Eyyub el Esar bir gümüş şebeke yaptırdı. Bugün Eyyub e, gelip de Halid bin Zeyd Eba Eyyub el Hazretleri'nin kabrini ziyaret için o odaya girenler önlerinde beyaz gümüşten böyle muhteşem bir şebeke görürler. İşte bunu 3. Ahmet Han yaptırdı. Lale devri dediğimiz devirde yaptırdı efendim. Nice sultanların türbelerine de şebekeler yaptırdı. Yani etrafını fil dişi kakma, sedef kakma şeklinde yaptırdı. Üsküdar düzlüğüne bugün Marmaray şantiyesinin olduğu yere efendim kazıların yakında büyük bir cami var. Valide-i cami. Bunu sırf annesinin ruhuna yaptırdı efendim. Çok hayırsever bir insandı. Daha sayacağım çok şeyler var ama ne yapalım ki zaman bitti. Efendim bugünkü süremizin gerçekten sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşçakalınız.